Herkese merhaba, bugünkü videomda Lambert W fonksiyonunun türevinin nasıl alınacağını göstereceğim. Lambert W fonksiyonu Wx olarak gösteriliyor. Dolayısıyla Lambert W fonksiyonunun türevi 1 bölü e üzeri Wx artı x'e eşittir. Şimdi Lambert W fonksiyonu gerçekten özel bir fonksiyon ve bu fonksiyonun özellikleri ile ilgili kapsamlı bir video çekmiştim. Şu anda sağ üst köşede linki yer alıyor. Merak edenler oradan bu fonksiyonun genel özelliklerini takip edebilirler. Şimdi bu fonksiyon, Lambert W fonksiyonu aslında bir ters fonksiyon. Bir f fonksiyonu düşünelim. Bu f fonksiyonu x'leri x çarpı e üzeri x'lere götürüyor olsun. Dolayısıyla tersi x çarpı e üzeri x olan fonksiyona Lambert W fonksiyonu deniyor. Dolayısıyla Lambert W fonksiyonu x çarpı e üzeri xleri x'e götüren bir fonksiyon. Yani bu fonksiyon ters bir fonksiyon olduğu için klasik türev alma yöntemleriyle direkt türevini alamıyoruz. Bunun için bir dönüşüm uygulamamız gerekiyor. Bu dönüşümü de gelin şöyle kısaca anlatalım. Şimdi Wx'e omega diyelim. Bu eşitlik bize x eşittir omega e üzeri omega eşitliğini beraberinde getiriyor. Neden? Bakın şimdi burada x eşittir omega e üzeri omega'nın her iki tarafının Lambert W fonksiyonunu aldığımız zaman sol taraf Wx olacaktır. Sağ tarafta W omega e üzeri omega. Zaten Lambert W fonksiyonu özelliği de bunu omega'ya döndürüyor olması. Yani sağ taraf omega oluyor. Wx eşittir omega. Zaten omega da Wx eşitti. Dolayısıyla Wx eşittir Wx. Yani x eşittir omega e üzeri omega dönüşümü kullanabiliriz. Şimdi bu dönüşümde yani x eşittir omega e üzeri omega dönüşümünde her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman dx eşittir e üzeri omega artı omega e üzeri omega d omega. Şimdi burada e, d omega bölü dx şeklinde yazmaya kalkarsak bu da bir bölü e üzeri omega artı omega e üzeri omega'ya eşit olacaktır. Bu da zaten omega wx olduğu için d wx bölü dx yani Lambert w fonksiyonunun türevine eşit. Yani Lambert w fonksiyonunun türevi eşittir 1 bölü. E üzeri omega, omega'ya wx demiştik. Dolayısıyla 1 bölü e üzeri wx artı omega e üzeri omega'ya da x demiştik artı x çıkıyor. Evet, Lambert w fonksiyonunun türevi buna eşit. Tabi burada x'in eksi 1 bölü e'den farklı bir değere sahip olması gerekiyor. Neden? Eğer x eksi 1 bölü e değerine eşit olursa ne oluyor burası? Eksi e üzeri eksi 1 eşittir. Omega e üzeri omega. Buradan omega eksi 1 çıkıyor. Bakın burada e üzeri wx. wx de omega idi. Yani e üzeri eksi 1. Eksi e üzeri eksi 1 oluyor. Ki aşağısı yani payda 0 eşit oluyor. Dolayısıyla 1'in bir, 0'a bölümü gibi bir durumla karşılaşılıyor. Bundan dolayı x'in eksi 1 bölü e'den farklı değerleri için Lambert w fonksiyonunun türevi türev fonksiyonu buna eşittir. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.